Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bir gün, 1,5 gün ara verdim. Normalde bugün de bu videoyu çekecek çok zamanım yoktu. Şu an çok yoğun bir final dönemindeyim. Yüksek lisans yapıyorum. Bir yandan çalışıyorum. Bir yandan başka bir ikinci bir üniversite daha okuyorum. İşte bir de işte YouTube işleri biraz yoğunum ama gene 10-15 dakikamı ayırabilecek kadar zamanım vardı. Önemli olan süreklilik ve sizin bu ilginize benim de bir şekilde karşılık vermem. Bu arada Konyaspor maçı hakkında çok detaylı bir video çekmeyeceğim. Bunu da söyleyeyim. Bildiğiniz üzere ya da bilmeyenler çok var. Lütfen onlar da bilgilensin. Ben ve Onur Nizamoğlu arkadaşımla birlikte Spor Digital kanalının 61. dakika diye bir program yapıyoruz. Spor Digital kanalında 61 dakika diye bir program yapıyoruz. Sadece ve sadece Trabzonspor üzerine konuşulan, çekim kalitesi muhteşem, ses kalitesi muhteşem olan, yani bu benimkilerden kat kat daha yüksek, stüdyo ortamında yapılan güzel bir program. Herhalde bir 10 bölüm falan oldu. Onu da izlemenizi tavsiye ediyorum. Takip edin, o kanalı da takip edin. O programı da takip edin. Haftada bir şu an herhalde YouTube ve yani Türkiye üzerinde tek Trabzonspor hakkında böyle yapılan tek program. Lütfen onu da takip edin. İzleyin. Yani bu Konya maçı hakkında da video şey yapacağız. Program çekeceğiz. Yeni bölüm çekeceğiz. Bunu da size ileteyim. Linki aşağı bıraktım zaten kanalın linkini. Oradan zaten görebilirsiniz. Ayrıyetten de gösterilen ilgiye çok güzel. Çekirdek muhabbetine alınmadım arkadaşlar. Sizin için yani onu düzeltmeye çalıştım. Çok mesaj aldım. Mesaj atanlara da buradan tekrar selamlar. Hepinizi seviyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Beğeni atın. Zaten 1-2 soru soracağım. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Güzel yorumlar atıyorsunuz. Ben onları okuyorum, düşünüyorum. Bana da yardımcı oluyor deyip konumuza geçelim. Kapaktan anladığınız üzere konu Fenerbahçe ile sözleşme imzalamayacak olan genç yetenek Ömer Faruk Beyaz. Şimdi bu videoyu niye çektim arkadaşlar? Hemen Trabzonspor hakkında dedikodular çıktı işte. Ömer Faruk Beyaz Trabzonspor'la anlaşacak mı? Gündeme geldi mi? Yani şöyle bir bilgi var. Trabzonspor Ömer Faruk Beyaz'ın ailesiyle temasa geçmiş. Oyuncu ve aile ona oynama garantisi istiyor. Abdullah Avcı da bu transferi istiyormuş. İlerleyen günlerde Ömer Faruk ile Abdullah Hoca telefonlaşabilir. Bu bilgiyi veren, yani bu bilgi benim arkadaşım Onur'a geldi. Şimdi birçok bilgi geliyor bize arkadaşlar. Biz bu bilgileri sizlerle paylaşmak zorundayız. Bu bilgi bana da gelmişti ama şimdi benim biraz Fenerbahçe çevremde var yani. Bayağı var. Trabzonspor 10 bilgilerim varsa Fenerbahçe hakkında da 7 bilgim, 6 bilgim vardır. Yani böyle hesap yapın. Camiadaki kritik isimlerle kontağımız var. Zaten Ömer Faruk'un sözleşme imzalamayacağı 1,5 seneden önce belliydi. Fenerbahçe elinden geleni yaptı. Fakat bir yandan da sürekli oyuncunun önüne transferler yaptı. Fenerbahçe şu an oyuncuyu böyle yok etmeye çalışan, oyuncuyu oynatmıyor zaten. Emre Belözoğlu açıklama da yaptı. Elimizden geleni yaptık. Hiçbir şekilde cevap vermedi Ömer Faruk. Biraz trip attı Ömer'e ve suçu Ömer'e attı. Buna benzer bir olayı da Galatasaray Mustafa Kapı ile yaşamıştı. Mustafa Kapı da bedelsiz olarak Lille'in yolunu tuttu. O da büyük bir yetenek olarak gösteriliyordu. Ama bu Ömer Faruk yani gerçekten çok büyük yetenek olduğu söyleniyor. Fenerbahçe'de bu sene yani 3 maçta forma şansı bulmuş arkadaşlar. Toplam 82 dakika. Oyuncu 2 kere Türkiye Kupası'nda toplam 75 dakika. Bir tane de Süper Lig'de 7 dakika forma şansı buldu. Şimdi oyuncu da haklı. Madem ben bu kadar yani bana değer veriyorsunuz. Bu ne? Yani oyuncu 10 numara mevkisinde oynayabiliyor. Aynı zamanda sağ kanat mevkisinde de oynayabiliyor. Ve oyuncunun en önemli özelliklerinden bir tanesi sol ayaklı. Böyle yani sol ayaklı oyuncu ligimizde Türklerde az yetişiyor.
Ve oyuncunun ben kısa bir size alt yaş kategorilerindeki mil takım verilerini okuyayım. Türkiye U21'de oynuyor şu an. O kadar iyi. 3 maç oynamış, gol yok. U17'de 10 maç oynamış, 4 gol. U16'da 14 maç oynamış, 7 gol. U15'te 11 maç oynamış, 11 maç oynamış, 4 gol atmış. Yani oyuncu bayağı bilinen bir oyuncu. Fakat şimdi burada Trabzonspor devreye girildiği söyleniyor. Bilmiyorum. Yani Onur'un haberleri ve bir iki yerde daha çıktı bu haberler. Fakat şunu söyleyelim. Trabzonspor transfer bitirmekte çok zorlanıyor. Ama bildiğiniz üzere Trabzonspor genç oyuncular için küçük de olsa bir cazibesi var. Neden var? Yani hep diyorum işte Yusuf, Abdülkadir Ömür, Uğurcan, Serkan'ı bile oynatıyor yani bu kulüp. Yani tabii Serkan şeyden daha büyük, 4 yaş daha büyük ama genç oyuncu oynatmaya çalışıyor. Bu kimliği kazanmaya çalışıyor. Ve Ömer Faruk biraz Fenerbahçe'ye kırgın. Fakat oyuncunun ben şunu söyleyeyim, altını çiziyorum. Trabzonspor'a imza atmasını 0'la %2 arası görüyorum. Yani o kadar söyleyeyim. Oyuncuyla ilgilenildiği söylenen kulüpler, Galatasaray bile ilgilenmişti. Sonra hiç gündeme gelmedi. Schalke 04 ismi çok gündeme çıktı. Aslında Schalke 04 küme düşme hattında olmasa Ömer Faruk Schalke'ye gidiyordu. Bunu Fenerbahçe çevresinden aldım. Evet, kulüple çok bağı kalmasa da bir kontak var. Borussia Dortmund biraz daha öne çıkıyor. Ya bildiğiniz gibi oyuncu bedava oyuncu. Yani çok cüzi bir herhalde yetiştirme bedeli verecekler ve onlar için hiç para değil. Oyuncuyu alıp iyi oynarsa oynar, oynamazsa serbest bırakır. 2,5 milyon euroya satar. Yani her şekilde bu oyuncudan kar yapar. Trabzonspor'da burada öne geçmesi için ilk 11 garantisi verilmesi gerekiyor. Peki şimdi Trabzonspor'un bakalım orta sahasında ve sağ kanat, sol kanatta oynayanlara. Ömer Faruk orada oynuyor. Şimdi Trabzonspor'da ofansif orta sahada 10 numarada kim oynuyor? Abdülkadir Ömür. Sağ kanatta kim oynuyor? Sol kanatta kim oynuyor? Vakayeme ve Ekuban oynuyor. Sen şimdi bu oyuncuya nasıl ilk 11 garantisi vereceksin? Nasıl? Ömür'ü mü satıyorsun? Daha Ömür'den tam verim alamadın. Ben bu transferi çok zor olduğunu görüyorum. Bu hem yönetimin transfer bitirme sorunu. Çünkü yönetim maalesef transferleri bitiremiyor arkadaşlar. Yani ben size hep burada kötü haberler vermek istemiyorum. Yönetim bu konuda biraz beceriksiz. Ve son ana kadar teklifi düşürmeye çalışıyorlar. Çünkü biraz para sıkıntısı var. Diyeceksiniz ki para sıkıntısı varsa nasıl Papu Gomez, bilmem kim, Çin'den isimler geçiyor. Vallahi ben de bilmiyorum. Ben biraz bunların etkileşim için yapıldığını düşünüyorum. Ömer Faruk'un isterim. Keşke olsa. Bir girişim olduğu söyleniyor. Ama oyuncunun şöyle de bir durum var aslında. Yani daha Fenerbahçe ile bile tam şeyi bitmediği de bilgisi var bu arada. Fakat sen Mesut Özil'i aldın. Pelkas'ı aldın. Pelkas var. Bu oyuncu nasıl forma şansı bulacak? Forma şansı bulabileceği bir kulüp istiyor. Trabzonspor olsa güzel olur ama forma şansı istediği kadar bulabilir mi? Soru işareti. Avrupa'dan teklif varsa neden burayı tercih etsin? Ki ben ciddi söylüyorum. Schalke 04 hakkında bir görüşmeyi ben net biliyorum. Yani bu bilgiyi veren kişi de öyle boş biri değil. Ama oyuncunun menajeri, ailesi galiba yanlış hatırlamıyorsam, babası. Tabii onu etkileyen bir iki kişi var olduğu söyleniyor. Onları şimdi burada konuşmaya gerek yok. Schalke 04'ün küme düşeceği kesin. Dortmund da devreye girdi. Oyuncu büyük ihtimalle Avrupa'da bir takım yapacak. Benim de ayrıyetten duyduğum bir gene Lille operasyonu olabilir. Yani Trabzonspor burada nasıl Berat için bir Avrupa ile kapıştıysa da şimdi Ömer Faruk için de kapışabilir. Yani çok ihtimal vermiyorum. Ben bu bilgiyi size vermek istedim. Oyuncu çok potansiyelli bu oyuncu ama
çok da yani bir maç tecrübesi yok. Zaten çok genç bir oyuncu. Ben ama yani non pahasına olursa olsun alınsın falan filan demiyorum. Uygun teklif veriliyorsa, kabul ediyorsa gelsin. Çünkü ya bu yaştaki bu oyuncunun da yani çok nazı da çekilmemesi gerekiyor. Yani öyle çok süperstar denilmemesi gerekiyor. Oynamak istediği, seveceği kulübe gelmesi gerekiyor. Şu an serbest statüde çok potansiyelli olduğu söyleniyor. Yani bu görüşmeden sonra son kararı beklenileceği söyleniyor. Ama ben tekrar altını çiziyorum. Benim görüşüm Ömer Faruk Avrupa'ya gidecek. Zaman gösterecek. Yönetimde bu haberler nasıl sızıyor bilmiyorum. Ben biraz yönetimin oyalama taktiği olarak gösteriyorum. Fakat taraftarda da artık sabır tükendi. Vallahi yani hep kötü haberleri veriyorum size arkadaşlar ama maalesef çok da iyi bir şey yok. Enzo hakkında da bir gelişme haberi aldım. Ama onun videosunu hemen çekmeyeceğim. Bir gün daha beklemek istiyorum. Belli olmuyor çünkü bu transfer işleri. Hepiniz biliyorsunuz. Yani sürekli de olumsuz şeyler demek istemiyorum. Ama Abdullah Avcı'nın bir telefon görüşmesi yaptığını, bir temas olduğu da Ömer Faruk Bez için söyleniyor. Oyuncunun şu an daha 17 yaşındaki piyasa değeri 17 milyon euro. Yani ya şimdi olsa hayır demem ama hep diyorum. Yani bence zor. Geçen sene de Fenerbahçe'de 4 kere forma şansı buldu. Yani toplam bulduğu forma şansı da 144 dakika. Ve herkes hatırlar Trabzonspor geçen sene 3-1 yendiğinde Fenerbahçe'yi. O maçta 2 dakika forma şansı bulmuştu. Demek oyuncu işte ikna edemediler. Bakalım Trabzonspor gelişmesi olacak mı? Hep beraber göreceğiz. Sizin yorumlarınızı bekliyorum. Size soracağım soru arkadaşlar. Ömer Faruk Beyaz gerçekten kendi söylenen potansiyeline yetişebilecek mi? Trabzonspor bu transferi bitirme ihtimali kaç? Ben dedim %0 ve 2 arası. Sizce kaç? Ve Avrupa'da hangi takıma gitme ihtimali sizce daha fazla? Ben ihtimalleri söylüyorum. Schalke ve Dortmund ciddi talip. Bir de Fransa'dan Lille çıktı ortaya ve Saint-Étienne çıkmış ortaya. Saint-Étienne'i ben düşük görüyorum. Sizin yorumlarınızı bekliyorum. Enzo Perez hakkında bir video çekeceğim. Spor Dijital kanalında 61. dakika programını da izlemeyi unutmayın. Her hafta yapıyoruz. Sizleri seviyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Abone olun, beğenin.